Selamlar. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsüne doğru gidiyoruz. Görüyorsunuz kar yağmış. Üst geçitte. Karlı bir manzaralarla karşılaştık. Kar yağıyor ama tutmuyor. Nedeni yağmur dayanması peşine. Bu nedenle eriyor tabii. Görüyorsunuz. Davutpaşa kampüsünden kar manzaraları. İşte hayatımızın her mevsimi önemli. Hepsinin ayrı bir güzelliği, ayrı bir değeri var. Ama her şeyden önemlisi de şu yaşadığımız zamanın kıymeti. Herkes çok önem vererek ve kıymetini bilerek yaşarsa mutlu da olur. Ama planlamazsa, doğaçlama yaşarsa, hiçbir hesap vermeyecekmiş gibi yaşarsa ve şu mükemmel kainatın, mükemmel bedeninin kıymetini bilmezse, yaratıcısının farkında olmazsa mutlu olamaz. Yani bu hayatta her şey ne zengin olmaktır, ne de makam mevki sahibi olmaktır. Yani bu sevdalara kapılmış vatandaşlara, cahillere söyleyelim bunları. Bu kendini bilmezler, her türlü haramı, batılı yapıyorlar. Hiç hesap vermeyecekmiş gibi yaşıyorlar. Bir gün o mükemmel hesabın herkesin önüne geleceğini unutmuş vaziyette yaşıyorlar. O gün geldikten sonra keşke demenin hiçbir manası yok, onu söyleyelim. Artık şu cahillikleri bırak. Şu hayatın anlamını anla artık. Devamlı masal üstüne masal anlatıyorlar. Ben şu yaşıma geldim, şu kadar tecrübe edindim falan hikaye. Görüyorsunuz yani. Biz bu cahillerden olmayalım yani. Sen her anının değerini bil. Şunu unutma, sana kalacak olan o ebedi alemde yaptıklarındır. Bu geçici dünya değil yani. Burayı içinde uğraş, biz de uğraşıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ama asıl olanı unutma. İnsanlar aşırı unutmuş vaziyette, devamlı keyfi işlerle uğraşıyor. Ona kalmayacak işlerle uğraşıyor. Bizim kimseyle bir derdimiz yok, istediğin gibi yaşa, beni ilgilendirmez. Ama insan sosyal bir varlık olduğu için uyarmak zorunda. Bir insan bir çukura düştü, hatasını gördü, bir daha düşer mi o çukura? Düşmez. Ama bu vatandaşlar devamlı düşüyor, devamlı batılda yarışıyor. Böyle bir dünya olabilir mi? Olamaz. Ama böyle bir dünyada yaşanır. Görüyorsunuz mükemmel kar manzaraları. İçimiz neşe, mutluluk dolu. Şu heyecan mükemmel gerçekten. Yüzümüzdeki tebessüm her zaman var. Hayatın hiçbir aşamasına takılmıyoruz. Yapamayacağımız dost doğru iş yok. Önümüzde Allah'ın izniyle hiç kimse duramaz. Bu kadar da ne söylüyoruz? Öyle bir yaşıyoruz ki Allah'ın izniyle hiçbir kafir, münafık önümüzde duramaz. Hepsini Allah'ın izniyle zamanı gelince adam edeceğiz, onu söyleyelim. Şu dünyanın kıymetini anla. Ve en önemlisi o ebedi alem için çalış. Devamlı bu dünyanın menfaatleri insanlar avutuyor. Ne yazık ki kafirlikte yarışıyorlar. Hayrı bir kenara bırakmışlar yani. Yüce Allah'ın rızasını hiç düşünmüyorlar. Onu sevmediklerini buradan anlayabiliriz. Bu nedenle biz bu kafirlere ne fırsat veririz ne de taviz veririz. Bunları her türlü ortamda düzeltiriz. Haddini bilsinler yani. İstişareyle. Onlar bizi yani dost doğru insanları Allah'ın izniyle hidayet yoluna gidenleri tanımadıkları için kendileri gibi münafık kafir zannediyorlar. Dini kullanıp cebini doldurmak, köşeyi dönmek gibi dertleri var ne yazık ki münafıkların. Hepsini Allah'ın izniyle düzelteceğiz. Ve şu hayatın her aşamasına dikkat etmeli insanlar. Hani bir çocuk geleceği açısından yanlış işlere bulaşmış ya. Bakıyorsun devamlı günahta yarışıyorsa burada anne babanın düşünmesi lazım. Şunu söylemesi lazım, demesi lazım ki ya ben çocuğumu nasıl yetiştirdim? Yani Yüce Allah'ın rızasına uygun olmayan hiçbir işin ne sonu olur ne de hayrı olur. Bakıyorsunuz devamlı özgürlük adı altında her türlü haram yapıyorlar. Bir kere şunu söyleyelim. Özgürlük haramlarda yarışmak değildir. Bunu bir anlasınlar. İkinci nokta da şu. Yani her türlü haram işi ne yazık ki yapıyorlar. Şans oyunlarına tut kumara.
İçki, zinaya her türlü şey yapıyorlar. Ama desen ki Yüce Allah'ın senden istediği o farz zekat ibadetini yap, yapmaz. Bu kadar da kafirleşmiş, bu kadar gözü kör, kulağı duymaz, gönlü bağlı. Böyle tipler var ne yazık ki. Ne kimseyi suçlama derdindeyiz, ne de kimseyle bir derdimiz var. Biz tespit yapıyoruz ve Allah'ın izniyle o dost doğru yaşamı, Yüce Allah'ın bizden istediği o hidayet yolunu göstermeye çalışıyoruz. Bize kalacak olan budur. Bu dünyadaki evler, arabalar, makam mevkiler değildir. Öyle belli makamlara gelen kendini bilmezler daha. Kendini bir alt zannediyorlar. Hiçbir şeyden haberleri yok. Kendinden haberi yok. Senin kime ne faydan olabilir ki? Senin kendinden haberin yok. Devamlı bu dünyanın geçici menfaatine çalışıyorlar. Yüce Allah'ın rızasını unutmuş. Devamlı batılda. Nasıl yarışırım? Nasıl daha fazla günah işlerim? Böyle bir dertleri var gerçekten. Komik görünüyor ama böyle. Ne yazık ki böyle. Biz her şeye rağmen umutluyuz. Çünkü biz kendi işimize bakıyoruz. Ve hidayet yolunda Allah'ın izniyle gidiyoruz. Hayatın hiçbir aşamasında ne yaparsan yap. En güzel işleri yapsan dahi mütevazı olman lazım. Şunu demen lazım. Demen lazım ki Allah'ım sana çok şükür. Bana bu nimetleri verdin. Ben de insanlara yardımcı oldum. Senle Yüce Allah arasında. Öyle kameraya çek, videoya çek, millete ya göster değildir. Yani. Böyle hayır yaptığını zanneden cahiller de var. Onlara söylüyorum bunu. Yok beğenin, yok bilmem yayın. Böyle hikaye üstüne hikaye anlatıyorlar. Nasıl gösteriş yapılır, nasıl münafık olunur bunu gösteriyorlar yani. O hayır değildir onu söyleyeyim yani. Zoruna gidiyorsa gitsin kardeşim ya, önemli değil. Biz dost doğru olanı anlatacağız. Öyle birileri sevinsin diye konuşmayız yani. Bunlar haddini bilsinler. Hayırda yarıştığını zannedip kafirlikte yarışanlar var. Bir de böyle tipler var. O kadar cahiller ki yani.